Herkese selam dostlarım. Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patron oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümü hatırlayacaksınız arkadaşlar. Yemektir, yakacak odundur, demirdir. Bu tür kaynakları büyük bir bölümünü hallettik. Şimdi ise bugün neler yapacağız? Bugün arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çadırları kaldıracağız. Bu çadırları kaldırıp şuraya şöyle düz bir şekilde ben bu binaları inşa etmek istiyorum. O şekilde bir tasarım oluşturdum kafamda. O yüzden şimdi hemen şu işe bir başlayalım. Yapıları yok et diyelim. Hepsini bir anda mı yok etsem acaba? Yoksa evleri yaptıktan sonra mı yok etsem? Bence evleri yapayım öyle yok edeyim arkadaşlar. Çünkü sıkıntılar olabilir. Hemen bir yol çekelim. Ev yapmadan önce. Şöyle şuradan. Alamıyorum üst. Burayı kaldıracağız o zaman. Hemen şunu bir kaldırayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar yolumuzu çektik. Hemen şöyle evlerimizi yapmaya başlayalım. Evet. Kaç tane oldu hiç saymadım. Devam. Devam. Devam güzel. Şimdi bu kadar evi yaptıktan sonra arkadaşlar bir de bunun güvenliği sağlanması lazım. Onun için de gözetleme kulübesi hemen inşa edeceğiz. Çünkü insanlar gözetleme kulübesi olmadan moralleri düşüyor arkadaşlar güvenlik sebebiyle. İşleri rahat olmuyormuş. Öyle bir şeyler duydum. Şu an için 3 tane yeterli olacaktır bize. Daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Şöyle üretim yerlerine bir bakayım. Marangoz ve kıyafet dükkanı. Hemen arkadaşlar şuraya geliyorum. Kıyafet dükkanını hepsini kapsayacak şekilde değil de şurayı biraz daha boş bırakayım ki açılırsam o tarafa yine dükkansız kalmasınlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çoğu binanın inşaatı tamamlandı. Sadece şurada gözetleme kulübesi kaldı. Hemen şu lüks şeyi düşmesi için lüks malları İyice düşerse artık insanlar terk etmeye başlayacak onun için. Oraya hemen iki kişi verdim ki çalışmaya başlasınlar. Şimdi buradan biz ne yapacağız başka? Marangoz. Evet, marangozu yapmadık. Onun için akçe istiyor. Akçe de hemen gelir inşallah. Lord'un bir bağımsız tüccar vardı. Tayfasının görünüşe bakarak söyleyebilirim ki gerçekten bağımsızlar. Ancak korsan olduklarından da eminim. Mallarımızın bazılarını satın almak istiyorlar. Onlarla ilgilenmesi için garnizona gönderelim mi? Bağlı kalalım en azından resmi olarak onları bana gönder. Güvenlikten sıkıntı yaşayacağız. Şöyle yapalım yani. Yani güvenlikten sıkıntı yaşamak istemiyorum. Çünkü bir anda düşüyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi lüks mallarda biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Onu da marangozu hemen yapmamız gerekiyor. Akçeyi tamamlamamız lazım. Akçeyi tamamlasın 200 olsun hemen marangozu yapacağım arkadaşlar. Çünkü insanlar lükslükten dolayı kaçmaya başlayabiliyorlar. Hemen şunu inşa edelim. 200 yemek daha gelirse 1100 falan olur. Bu da bize biraz yetebilir. Bir de dostlarım size şundan bahsetmek istiyorum. Araştırma diyorum ya. Şehir merkezine geldiğinizde şu etki alanında gördüğünüz gibi yapım malzemeleri, güvenlik bütçeleme, gerekli bütçeleme. Gerekli bütçelemeyi mesela ben buraya aldığımda ana bakım masraflarından eksi 110 kısıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde güzellikler ev, yapım malzemeleri dediğimde yapım mallarından artı 10 şey yapıyor. İlgilenmelisini etkilemesini köylü sosyal problemler lüks mallar diyor. Gördüğünüz gibi lüks mallardan dolayı bir sıkıntı yaşamaya başladık.
Yemek halihazırda düşmeye devam ediyor. Bu sıkıntılar olduğu sürece de insanlar buraları terk edecektir. O yüzden bunun önlemini gördüğünüz gibi hemen aldık. Bunları öylelikle kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela gördüğünüz gibi bu biraz düşüşte. Şu an için mesela şuranın çalışmasına gerek yok. Bunları çıkartabiliriz. Çünkü neden? Görmüş olduğunuz gibi Çıra'da bayağı bir insan var. Bu bize yeter. Şimdi buradan biz ne yapacağız? Birazcık giysi alacağız. Çünkü şu an giysi üretmiyoruz ve insanlarımızın çoğu da giysisiz. Daha sonra şimdi şuraya marangoza bir kişi verelim arkadaşlar. Optimizasyonu verelim iki defa da. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi buradan biz ne alacaktık? Giysi alacaktık, değil mi? Şuradan şöyle giysimizi alalım. Ama akçemiz yok. Onun için biraz bekleyelim. Sıkıntı yok. Şu an biraz kontrol altına almaya başladık aslında. Bakarsanız gözetleme kulübesi 3 taneymiş, doğru. 3 tane yapmıştık. Bir kişi daha koyarsak oraya tamamdır. Şu marangozun üretimini genişleme diyelim. 2 kişiye çıkartalım. Biraz daha artsın buranın. Çünkü lüks mallar gördüğünüz gibi köylü lüksü, giysiler, çömlek, mobilya, çiçekler. Yani birazcık sıkıntı. Mobilyayı buradan hallediyor zaten. Öyle değil mi? Mobilya 600 adım. Yani mobilya buradan geliyor. Bize ne gelmiyor? Çömlek gelmiyor. Onun için bizim kilim araştırmamız gerekiyor. Aynen, kil ocağını araştırmamız lazım ki çömlek falan yapabilelim. Onu da toplanma alanından sonra araştıracağız. Şu an için daha önemli bir konu var. O da yemek, görmüş olduğunuz gibi. Yemekte bir düşüş var. Aylık üretilen 315, tüketilen kullanılan 274 diyor. Bu şunu gösteriyor. Birazdan görmüş olduğunuz gibi çocuk sayısı biraz arttı. Gençler 4 kişi mesela, çocuk 8 tane var. Eğer biz bu şekilde devam edersek bir nüfus patlaması olacak ve bize yemek yetmeyecek. Suçlu gemisi yanaşıyor. Suçlularla dolu bir gemi yanaştı. Bölgenin belgelerinin üzerine kraliyet mührü var efendim. Onlara ne yapmalıyız? Eğer kralın istediği buysa onları kabul edeceğiz. Suçluların İlticasına izin vermeyeceğim. Onları gönder. Şimdi. Böyle diyeceğiz. Çünkü güvenliği daha fazla düşüremem. Şu an görmüş olduğunuz gibi sadece insanlar lüks mallardan sıkıntı yaşıyor. Bunu da inşallah bir halledebilirsek. Aslında görmüş olduğunuz gibi biraz şey gelmiş. Para gelmiş. Biraz giysi alabiliriz insanların üzerine. Giysi de biraz sıkıntılar var. Şöyle alım satım diyelim, giysi getirsinler birazcık. Evet, farkındayız. Bu konuda mutlu değiller. Farkındayız. Her şeyin farkındayız aslında. Her şeyin farkındayız. İnşallah bunlar düzelecek. Şimdi şuradan güzelleştirmeden biz insanların evlerinin önlerini çift falan germemiz gerekiyor galiba. Şöyle biz burayı şey yapsak, nereye koymuş bunu bu ya? Ha, buraya koymuş. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Bunu yapmak ne kadar mantıklı, onu da bilmiyorum. Her birine 5 akçe alıyor. Güzel olacak mı evin arkasına böyle bir çift germek? Kim ister evinin arkasında böyle çift, bilmiyorum. Bakacağız. Aslında şurada çok güzel bir parkımız var. Ama alanı çok küçük olduğu için insanlara yeterince şey yapmıyor. Giysiler güzel. Giysiler biraz giysi var ama nereden geldi bu giysi yani? 8 tane giysi var. Mobilya 0 diyor. Şimdi bu gelsin. Biz hemen arkasında yemek siparişi verelim. Çünkü yemekte biraz sıkıntı yaşayacağız diyor. Bir duruyor yani. Bu aşikar. Aylık üretilen 14, kullanılan 12 diyor.
İyi, güzel. Şuradan biraz da giysi gelince elimiz iyice rahatlayacak bu konuda. Sıkıntı yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi bayağı da iyi oldu. Şimdi buradan biz mobilya siparişi vereceğiz. Bulabilirsek çömlek verelim. Evet, çömlek de lazım oluyordu. ...70 tane versek çömlek yeterli olacaktır bence. Giysi dedik. Alım satım diyelim. 70 tane çömleği getirsinler arkadaşlar. Bu da bizim mutluluğu artırmamız için gerçekten önemli. Daha sonra biraz... yemek... Yemek, 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 yemek. Gördüğünüz gibi bayağı düştü. Kullanılan yemek sayısı çok artıyor çünkü aile sayısı arttı. Görmüş olduğunuz gibi 13 tane aile var, 10 tane çocuk var, 4 tane genç var. Toplam 13 ev var, 13 tane de meşgul yani dolu ev var. ...84 diyor, 32 mobilya gayet iyi bu arada. İnsanlar artık lüks şeyinden kurtuldu. Ondan bir yana problem yok ama dediğim gibi şu an için bence yemekte bir sıkıntı var. Ay tutulması, Lord'un bazı batıl inançlı kardeşlerimiz ay tutulması kötü işaret olarak bakıyor. Sokaklarda arbede çıkarmaya başardılar. Yakın zamanda evlerine dönecek gibi gözükmüyorlar. Vaizlere oraya gitmeleri ve bu tür asıl inançların yanlış olduğunu öğretmeleri için teşvik primi verin. Eksi 5. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü mutluluk düşecekti diğer türlü verirsek. Evet, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Konut. Konut eksikliği yine başladı. Şuralara yapabiliriz bence. Herhangi bir problem yok. Karşılıklı olsun. Şöyle. Biz bunları yapıyoruz ama görmüş olduğunuz gibi bunları yaparken de sürekli nüfus artıyor aslında. Herhangi bir şekilde nüfusun durduğu yok. Evet, araştırma bitmiş. Biz bence üretim yerlerinden hemen şuraya bir balıkçı kulübesi daha inşa edelim. Edebiliyorsak, evet edebiliyoruz. Hemen buraya bir balıkçı kulübesi de inşa edelim. Hatta edebiliyorsak bir tane daha edelim yani. Balıktan bari biz parayı vuralım ya. Mesela buranın aylık üretimi 1260, 1260, 2227. Gayet güzel bir üretim şeyine ulaştık. 219 diyor. Siz ona bakmayın. O düzelecek. Birazdan şunlar aylık bir üretime geldiği zaman düzelmeye başlayacak. Nasıl ya? Nasıl ya, ev yok? Ya yeter kardeşim, ne kadar ev yapacağım yani? Şuna baksanıza arkadaşlar, yaptığım eve bakın. Evet arkadaşlar, bugünlük de burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Videoları beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemek istemiyorum. Gerçekten utanıyorum bunu söylerken. Ama biliyorsunuz YouTube algoritması gereği de söylememiz gerekiyor. Her neyse, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.